Hatice Aslan geliyor. Şimdi Hatice Aslan'la ilgili bir şey öğrendik. Ee, ailesinin bir kısmı Sivas bir kısmı Malatyalıymış. Bizim Daha karışım... doğrusu buradaki karışım oldu Gülşen Sivas'ı ben Malatya'yı temsilen Hatice Aslan'ı sunuyoruz. Estetikle ve Amerika'da yaşayan geliniyle ilgili gelini olduğunu da bilmiyorum Evet bilmiyoruz. Geliniyle ilgili konuşuyor İzleyelim. Ece'tim yok diyen Hatice Aslan'ı 39 yıllık fotoğrafı nasıl şok etti? Açalım mı? Aç. En sevdiğim şey. Aşağı doğru şey. Hatice Aslan katıldığı programda büyük bir sürpriz yaşadı. Hatice Aslan'ın kendisi bile 1982 yılında çekilen bu gençlik fotoğrafını unutmuştu. <laughs> ay ay Bu Hatice işte. Oğlu Ekin ve gelini Gizem'i her yıl yaşadıkları Amerika'da ziyaret eden Hatice Aslan gelinini öve öve bitiremedi. Her yıl Haziran ayı gitmeye çalışıyorum. Yani çünkü başka türlü buluşamıyoruz Ekin ve Gizem'le. Tatlı gelinim bu arada Gizem de buradan çok öpüyorum. Şimdi Hatice Aslan'ın oğlu Ekin'in Amerika'da, New York'ta çok ünlü moda evleri tarafından tercih edilen bir tasarımcı olduğunu biz bundan bir iki yıl önce falan duymuştuk. Hı hı. Ama gelini olduğunu duymamıştık ki o da iyi bir tasarımcıymış. Ne kadar güzel başarılar böyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hatice Aslan'ı çok seviyorum. Çok. Çok, çok da doğal. sevdiğim, çok da sevdiğim bir söz var. Yaşını gizlemeyen, açıkça söyleyen kadından korkacaksın. Çünkü o her şeyi açıklayabilir, her şeyi anlatabilir. Dürüst Öyle ki. de bir kadın gerçekten evet. dürüst cesur, ile ilgili her şeyi söylüyor. Kendi yaşıtları gibi çocuksu, bebeksi görüneceğim diye bir çabası yok. O ses tonu normal, böyle bazıları var bakıyorsun bebeksi. görüntü 60 yaşında ama sesi... Evet bir tanem neredesin sen falan ne bu böyle? Buradan çıkacağım kafeye gideceğim <laughs> nefes de alamıyorum o kadar çok çalışıyorum ki. <laughs> falan Bir böyle. De, <laughs> böyle de, tipler türedi böyle yani. Kolej <laughs> etekleri falan giyiyorlar onlar böyle. Çorap. De? Babetler. Makosen ayakkabılar. Aynen öyle. Evet, filtreler. Ve filtreler yani böyle genç görüneceğim diye ne bu, niye bu kadar kasıyorsunuz? Hatice Aslı'nın lafı çok güzeldi. Çok fazla müdahale edersen vücudum bana küser. Katılıyorum kesinlikle, buna. Kesinlikle kesinlikle ve şöyle bir şey aslında gençleşmek uğruna surata basılan dolgular birkaç sene sonra daha da yaşlandırıyor. Böyle eskimiş, yorgun, bıkkın ifadelere döndürüyor. Onun için bir iki üç ay güzel idare ediyor. Vallahi güzel de diyemeyeceğim, sözümü geri alıyorum. Hiç Çünkü neden? Kameraların ve objektiflerin önünde top top yanaklar oluyor. Zaten top top yanakları olan insanlar yaptırıyor. Onlar zaten güzel olduğu için diyorsun ki ne kadar güzel diyorsun ama bir süre sonra o dolgular erimeye başlayınca şuralar falan böyle bir sarkmaya başlıyor. İşte daha da yaşlandı. Yani gerçekten vücudumuza nankörlük yapmayalım. Zaten güzel olan yerlerimizle oynamayalım. Son dönemde onu görüyoruz. Zaten güzel ama daha da güzel olmak istiyor. Neden? Sosyal medya baskısı filtre baskısı. Ben bu filtredeki Nasıl? gibi olmak istiyorum diye doktorlara koşuyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Niye bir baskı hissediyor insanlar üstlerinde? Evet. Bir de gaza geliyorlar. Sonra da bin pişman oluyorlar. Bak Hatice Aslan'ın kırışıklığını da, hafif şöyle bir yanağındaki küçücük bir sarkma da insana ne kadar o kaz ayakları falan ne kadar karizma duruyor. Kesinlikle.